Bakanlığında kayıtlara girecek. Maliye Bakanlığında kayıtlara girdikten sonra sanal zarf içinde sanal faturası ile elektronik ortamdaki faturası ile birlikte alıcıya ulaşacak. Alıcı da sanal ortamda gelen bu faturayı kendi elektronik sanal ortamdaki defter kayıtlarına veya bu yıl için normal kağıt ortamdaki defter kayıtlarına geçecekler. İşin özü de bu. Yani kağıt ortadan kalkıyor. Burada şu akla gelmesin. E-faturaya geçen bir firmanın müşterilerinin içinde e-fatura kullanan varsa karşılıklı alışverişi sanal ortamda olacak. E-faturaya geçmeyen bir müşterisi varsa yine kağıt ortamında fatura ve belge düzenlemeye Yine defter tutmaya devam defter edecek. tutmaya devam edecek. Evet. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama işin doğrusunu söylemek gerekirse ben yerelde baktığımda Ertuğrul abi yereli bizim hepimizden çok iyi bilir. Yani buna geçecek esnaf sayısı çok az. Yani hepsi bir maliyet. Yani insanlar kirasını ödeyemiyor. Yani Evet. başkanım siz daha işin içindesiniz. Şöyle Belki ifade edeyim. aidatını ödeyemiyor sizlere yani. Doğru. Tabii şöyle ifade edeyim. Aslında bugün sınırlı sayıda bir esnafı, yarın ciddi sayıda bir esnafı, daha sonra da önemli sayıda bir esnafı ilgilendirecek. Tek taraflı değil. Yani belki Ordu'da 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane firma geçecek ama dediğim gibi bu firmalar bir taraftan elektronik faturaya geçirenlere sanal ortamda, geçmeyenlere kağıt ortamında hayat sonunda devam edecek, karmaşık olarak devam edecek ama uzun vadede görünen o ki ciddi olarak ticaretle uğraşanların büyük bölümü e-fatura ve e-deftere geçecekler. Evet. Tabii bu herhalde başkanım yani şöyle biraz da işin profesyonelleşmeye esnaf da zorunlu hale İki getiriliyor gibi bir şey yani onu görüyorum. önemli özelliği daha var burada tabii. Çok konuşulmuyor, edilmiyor. Ben biraz bunun mali yükünün hafifletilmesi konusunda Evet. esnafın üye olduğu hem ticaret odalarına hem o esnaf odalarına çok büyük görevler Vallahi düşüyor. Allah razı Görevler olsunlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. defter tasdiki Tek kelime yerine evet, konuşmuyorlar defter başkanım ya. tasdiki yerine buna değinmeleri lazım. Burada iki tane önemli husus var. Hem muhasebecileri hem esnaf ilgilendiriyor. Artık elektronik deftere geçtiğiniz zaman kayıtlar üzerinde düzeltme yapma, geriye dönme olanağınız yok. Bu devlet için kayıt dışıyla mücadelede çok önemli. İkincisi de özellikle bankalar bu işe entegratör firma olarak soyunuyorlar. Bankalar elektronik fatura üzerinden faktöring işlemi yapıp bankacılık işlemlerini bu alana sokmanın peşindeler. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Evet. Yani sistem başka yerlere Evet. doğru gidiyor. Evet, özellikle Bahadır Bey, yani Ordu Muhasebeciler Odası dediğimizde tabii ki Ertuğrul Başkanım yılların emeğiyle olayın içinde. Ama gerçekten güzel gayretleri olan Ertuğrul Başkanıma resmen sırt veren, omuz veren, destek veren çok güzel çalışmalarıyla Ertuğrul Bey'i de sürekli Bahadır Bey'i de sürekli kamuoyunda görüyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Yani odanın kaç üyesi var? Genel olarak yani oda ile ilgili, odanın üyeleriyle ilgili, yeni dönemdeki çalışma hedefleriyle ilgili, yapacağınız projelerle ilgili şöyle bir 13-14 gelecek, geçmiş gelecek. Teşekkür ediyorum. Ben de izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Odamızın şu an itibariyle 354 üyesi var. Bunun yaklaşık olarak 174 tanesi Ordu merkezde, 60 tanesi Ünye'de, 53 tanesi Fas'ta'da, 67 tanesi de bir 36 tanesi il dışında, 33 tanesi de veya 31 tanesi de diğer ilçelerimizde bir dağılım gösteriyor. Ama mali müşavirlik bürosu olarak hizmet veren meslek mensubu sayısı yaklaşık olarak 200 civarında. Bu da aslında 100 Ordu, 35-35 Ünye Fatsa, geri kalan 20 de diğer ilçelerimiz olarak dağılıyor. Bu arada bizim ciddi de bir stajyer potansiyelimiz var. 52 tane stajyerimiz var bizim bu dönem itibariyle. Bir 4 arkadaşım, 6 arkadaşımız bu dönem kazandı. 52 stajyerimiz var. Komşu ilimiz mesela Giresun'da bu sayının daha düşük olduğunu biliyorum. Onlar civarında olduğunu biliyorum ama
Yani orada da mali müşavirlik mesleğine karşı bir ilgi var. Yani potansiyel olarak yaklaşık olarak 120 civarında da 3 ayda bir sınavlara giren, mali müşavir olmak için sınavlara giren bir meslektaş grubu, aday grubumuz var. Genel şey bu. Hedefler... Yani ilgi var dediniz, evet. Bahadır Bey. Yani ilgi Giresun'dan daha fazla dediniz, evet. Yani şey olarak. Evet. Şimdi tabii ki Ordu büyük şehir oldu. Yani büyük şehir olmanın bir takım artıları bu yönde var mı? Yani yok, sizin mesleğinize yansıyan yönüyle var mı? Ya da Ordu'da esnaf sayısı fazla? Yani bir potansiyel var ki muhasebecilik, evet, mesleği ilgi görüyor. Evet. Yeni bürolar açılıyor. Şimdi aslında şöyle, ekonomik olarak bir gelişme çok da şu ana kadar büyük şehrin katkılarını göremedik. Artı mali müşavir olmak için büyük şehir olmanın da bir artısı veya özellikli bir durumu yok. Bence buradaki durum şu, bizim odanın faaliyetleri, meslek mensuplarının Ordu, Ünye, Fas'ta, diğer ilçelerdeki meslek mensuplarımızın aktifliği yanlarında çalışan arkadaşlara aslında bir hedef gösteriyor. Diyelim herhangi bir arkadaşımız geliyor, ticaret lisesini bitirmiş, bizim yanımızda staj yapıyor. Nasıl mali müşavir olabilirim? İşte 2 yıllık yüksek okula gideyim diyor. Hiç dışarıya, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gitmeden. Sonra açık öğretime dikey geçiş yapayım diyor. Gene Ordu'da hem de büroda çalışıyor, bu arada pratik tecrübe ediniyor. Oturduğu yerden ailesine hiç kimseye masraf yaptırmadan 4 yıl okulu bitirmiş oluyor. Sonra diyor ki yaklaşık işte TÜRMOB'a ödenen bir bedel var. Ben bunu ödeyeyim, mali müşavir olayım. Hala çalışıyor, yaşamı değişmedi. Şimdi bu şekilde gelen arkadaşlarımız bu mesleğe ilgi gösteriyor. O bürolardaki anlayıştan dolayı. Diğer ekonomik olarak yani çok büyük bir değişiklik yaratmadı büyük şehir olmak. Mükellef grubu olarak da mesela ilk başlangıçta şöyleydi. Basit usule tabi. İşte lokantacı, hizmet sektöründe yer alan bazı grupların büyük şehirle beraber deftere tabi olacağını, dolayısıyla muhasebecilere daha fazla bir iş ve katkı sağlayacağını düşünmüştük. Onu da Temmuz ayında, 23 Temmuz'da sanırım bir bakanlar kurulu kararıyla ertelediler. Yani o da aslında esnaf için olumlu oldu. Bizler için olumsuz oldu ama esnaf için olumlu oldu. Niye? Onların deftere tabi olma hakkını geçici bir süreyle en azından ertelediler. Odanın hedeflerine gelince de biz şimdi bu sene İş sağlığı güvenliği ile ilgili bir eğitim yaptık. Eczacılar için muhasebe vergi eğitimi yaptık. Orada ilk defa belki farklı bir çalışma yaptık. Eczacılar odası üyelerini de davet ettik. Her iki odanın üyesi birlikte eğitim yaptık. Bu ilk denemedir. Yani bu şekilde ortak hareket edilen ilk çalışmadır. O arkadaşlarımızın da soru ve sorunlarını katılımcıya, konuşmacıya sormasını sağladık. Sonra yine e-fatura, e-defter eğitimi yaptık burada. Dolayısıyla süreçte stajyer eğitimiyle beraber ciddi bir çalışma hedefliyoruz ama gelecek dönem için aslında 2014 için hedeflerimizde başkanım söyledi az önce. Özellikle kuyumculuk muhasebesiyle ilgili, özellikle sektöre çok yakın olan inşaat muhasebesiyle ilgili çalışmaları hedefliyoruz. Yani sektörel alanlar seçeceksiniz. İhracat mesela. Ya onlar orada çok mu, yani bunun için mi özellikle mesela kuyumculuğu, inşaat sektörü çok falan? Çok değil. Bu aslında ama münferit. Özellik isteyen bir dal mı yani? Biz mesela her yıl dönem sonu işlemleri yapıyoruz. Bunu Türkiye'deki tüm odalar yapıyor. Bu herkese münhasır. Herkesin yaptığı bir çalışma ama şimdi eczacılık münferit yani veya kuyumculuk münferit. Yani daha az sınırlı. Yani her büroda eczacı olmayabilir. Her büroda kuyumculuk olmayabilir. Bu anlamda biz bu tür az olduğu için de özellikli olduğu için bu arkadaşlarımıza destek olalım istiyoruz. Bu anlamda da böyle bir proje geliştiriyoruz. Evet. Başkanım, şimdi iş sağlığı ve iş güvenliği yasası ile birlikte yani o da 2014 biri itibarıyla yürürlüğe girecek artık. Hazırlıklar nedir? İş yerleri buna hazır mı Sayın Başkanım? Özellikle hazır olmayan iş yerlerini bekleyen tehlikeler, sıkıntılar nelerdir? İş sağlığı güvenliği konusunda şöyle bir açıp da insanları bilgilendirirseniz. Çünkü tam bilgi sahibi olamadık. Yani nedir, faydası nedir, zararı nedir? Yani daha doğrusu çıkarıldı böyle bir yasa ama esnaf içeriğinden avantaj ne sağlayacaktır? Ya da iş yerine avantaj ne olacaktır? Tam detayıyla bilgi sahibi değil. Ve özellikle diyelim ki yani bu yasaya uymayan insanların şeyler nedir? Yani cezai müeyyide falan var mıdır? Varsa nelerdir? Evet, ben bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum aslında. Bu kamuoyunda çok az bilinen bir konu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kanunu
30 Haziran 2012'de çıktı aslında. Çıktı, bu 6 aylık bir geçiş süreci verildi. Yani 31-12-2012'ye kadar. Fakat bu sürede doldu. 1-1-2013'te yasa yürürlüğe girdi. Halen de yürürlükte devam ediyor. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu bu yasayı çıkartırken bazı hazırlıkları, altyapısını yapmadan çıkardığı için bir de esnaflar, yani işçi çalıştıran iş yerlerimiz hazır olmadığı için 2013 yılını eğitim yılı, geçiş yılı kabul etti ve böyle kontroller yapmadı. Şimdi biz aslında bu çok yerinde bir kanun aslında. İşçi sağlığı, iş güvenliği bakımından biz dünyada 3., Avrupa'da 1. ülkemiz. Böyle bir yasaya ihtiyaç vardı, ihtiyaçtan doğdu aslında. Ama tabii ki beraberinde de bir maliyet getiriyor. Bu yasaya maliyeti hem iş yerine getiriyor, iş yerine bayağı bir maliyet getiriyor. Bu anlamda bizim iş camiamız ve hala bu kanundan bir haber. Ama bunun kamuoyunda duyurulması, tanıtılması, anlatılması lazım. Hala işçi sağlığı, iş güvenliği yasasına uygun biçimde risk ölçümlemesi yapmayan iş yerlerimiz var. Şimdi bu dolayısıyla yasa 1-1-2014'te daha çok sıkı bir vaziyette hayata geçecek ve kontroller başlayacak. Eğer işçi sağlığı, iş güvenliği uzmanıyla bir risk ölçümlemesi yapmadıysa ve yasada emredici hükümlerini yerine getirmediyse, burada maddi bazı yaptırımlar var ve de cezaları da ağır. Mesela diyelim ki 5. ayda ya da 6. ayda iş güvenliği uzmanı, iş müfettişi geldi, iş yerini kontrol ediyor. Çıkar dedi risk ölçümü değerlemesi. Sen herhangi bir bu büroyla bir anlaşma